Bugün %100 Türkçe dil desteğine sahip, seslendirmeye kadar Türkçe ve tamamen ücretsiz olan bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun ismi Sync dostlar. Steam üzerinden indirebilirsiniz ve mobil versiyonu yok, haberiniz olsun arkadaşlar. Level Infinite Games'in üstlendiği bir oyun. Gerçekten çok kaliteli bir yapım. Gelin test edelim, PvE'sine, PvP'sine, oyunun hikayesine, her şeyine dalalım. Gerçekten güzel bir oyun olacağına eminim. Oyunu oynarken oyunun hakkında bilgiler vereceğim. Nasıl bir oyun olduğunu anlatacağım. Dikkatle izlerseniz hem eğlenirsiniz hem de bilgi sahibi olursunuz. İnsanlığın son altın çağı. Başladık bakalım. Hikayeyi takip edin dostlar. Gözle görülemeyen. Tek başına önemsiz ufacık makineler. Milyonlarcası birlik olup uyum içinde çalıştığındaysa her şeyi yapabiliyorlardı. Nanoteknolojiden bahsediyor. Filmlerde Türümüz falan çok görüyorduk. Hiç böyle kusursuz bir bağ kurmamıştı. Ve seslendirme Çin kalitesi de mükemmel. Sayısız nano makinesinin etkisi altında birlik olmuştu. Geleceğimiz çok parlaktı. Ta ki işler sarpa sarana kadar. Her zaman sarar abi zaten böyle bir bilim kurguda. Kimine göre sistem hatası, kimine göre kader. Her neydiyse nano makineleri bize düşman etti. Bizi içeriden tükettiler ve sayısız ölüyü mekanize yaratıklara dönüştürdüler. Vay! Nano. Robot zombiler, nano zombiler gibi bir şey olmuş ha. Çok ilginç duruyor ya. İşte o zaman Shinar bizi terk etti. Nüfuzlarını kullanarak zenginlerin göklere kaçmasına yardım ederken bizi harabeye dönmüş bu gezegende ölüme mahkum ettiler. Vay anasını. Buna benzer bir film izlemiştim sanki ha. Çok benzettim. Genel merkezi şimdi terk edilmiş halde ve dışarıya tamamen kapalı. Burası umutların gömüldüğü bir yer. Biz ona Meridyen diyoruz. Meridyen. Yasak bölge. Ve tüm yasak bölgeler gibi burası da sırların peşinden koşanları kendine çekiyor. Yani biz abi. Yani biz. Onlar saklı olanı bulmak için dünyanın dört bir yanından geleceğimiz uğruna savaşmaya geliyorlar. Biz de bir koşucuyuz aga, unutmayın. Nanoları ehlileştirmeyi, düşmanları silaha dönüştürmeyi ve bu belaya karşı düşmanın elini zayıflatmayı öğrendiler. Çok güzel, nanoları falan kıyafet olarak kullanabiliyorsak mükemmel bir şey olacak ya. Hatta nanolardan yanımıza bir tehlikeli olabilir. Şey çağırabiliyorsak ki öyle bir şey vardı Sync'de. Saklı kalmaktır. Güzel bir başlangıç yaptık abi. Hikayesi çok güzel, beni etkiledi. Pekala İskambil. Meridyen'e girdin. İniş noktasına yaklaşıyoruz. İskambil mi? Hazır ol. Kaybedecek zamanımız yok. İşi sıkı tutuyorsun. Bana uyar. Oo, ana karakterin seslendirmesi de güzel. Bu bizimle ilk koşun. O yüzden işi basit tutacağız. Tortu bu bölgeyi ele geçiriyor. Herkesin başına bela olacak. Görevi durumu kontrol altına almak. Oğlum böyle teknolojik oyunlara tamam, bayılıyorum ya. Görünüyor. Çok güzel gidiyor her şey şu an. Grafikler muazzam duruyor. Bu arada dostlar şunu da belirteyim. Oyunun DLSS süper çözünürlük desteği de var. Haberiniz olsun, bu da zaten mükemmel özelliklerden birisi. Artık DLSS'in her oyuna gelmesi bence ayrı bir güzel. Ve gördüğünüz gibi dengeli, kalite, otomatik, kapalı, performans veya ultra modunu alabiliyorsunuz. Ben şimdilik dengeli modda kullanacağım. Tamamdır. Tüm ayarlarımı tamamladım dostlar. FPS'i 120'ye sabitledim. Daha da fazlaya çıkmasına gerek yok. 120 sabit verse yeter. İstersen sınırsız falan da ayarlayabiliyorsun ama en yüksek ayarlarda çünkü oyunu size göstermek istiyorum. O yüzden FPS'i birazcık kendim ödün vereceğim. Size de en yüksek kaliteyi göstereceğim dostlar. Güzel bir açık dünyanın içerisinde gibiyiz. Oyunun türünden biraz bahsetmem gerekirse dostlar, aslında looter, shooter, PvP karışık bir oyun dostlar. Hani arkadaşlarınızla hem bu nanolara karşı, şunlara karşı, bak tiplemelere bak, gel. Gel şunlara karşı. Hissiyat güzel, hissiyat güzel. Evet. Bu kapı bir koşucunun kol bandıyla açılabilir diyor. Tamam abi biz koşucuyuz, o zaman onu açabiliriz, bir sorun yok. Oyunun ilk başta ilk girdiğinizde bu hikaye bölümünü oynayacaksınız dostlar. Burada zırh varmış. Çok güzel. Silahımız var. Yeni bir silah aldık. Oo, sağlam silah. Ben hallederim. Aç kardeşim, yani robot var yanımızda. Ben mi halledeyim bir de? Hani her işe de silahımız var diye biz koşmayalım abi. Evet. Bir tane ilk mini boss'umuz geldi. Ne diyordum ben en son? Oyunu böyle Warframe, Destiny 2 gibi düşünebilirsiniz dostlar. Hani PV ile PvP'nin ortak olduğu oyunlar. Ağır zırhlı kaplama. Üstün nanonun ağır zırhını ateş etmek az hasar verir diyor. Tamam. Parlayan noktalar zayıf noktalarıymış. Okey. Düşmanın zayıf noktalarını açığa çıkartmasını bekle, sonra da saldır. Tamamdır abi. Biz bunları biliyoruz zaten ha.
Şöyle şöyle kafasına. Ama bu şimdi bana nasıl bir saldırısı var onu da bilmiyorum ki. Gel buraya. Gel buraya, gel buraya. Gel buraya şekerim. Bunda bir kaçma mekaniği yok mu? Ha, CTRL'ymiş. Ben de bir an kaçamayacağız zannettim. Gel. Tamamdır. Çok güzel. Zaten öğretici boss olduğundan çok da zorlamasını beklemiyorduk. Bileğimin hakkıyla kazandım. Çok güzel. Ne diyor? Zayıflamış üstün bir nano ile senkronize olmak için. Ha, bunları kendimize bağlıyor muyuz lan yoksa? Çok iyi baba. Ne olacak şimdi? Bu benim parçam mı olacak? Benle beraber savaşacak mı? Biraderim, hoş geldin. Aa, benimle beraber savaşıyor şu an. Ne dersin dostum? Tamam, saldır baba. Git saldır ona. Ben de gözüne gözüne yapıştır. İşte budur. Nice. İkimiz de savaşıyoruz. Gayet gideri var abi. Geri çağırmak içinse X'e basacağım. Nice. Güzel ha. Kolumuza geçti gençler. Oha, o kolumuza geçtiği için nano sıçrayış yapabiliyoruz. Bakın. O bulduğumuz şey vardı ya. Nano. Kestiğimiz boss. Artık kolumuza geldi. Mükemmel bir şey ya. Şimdi dostlar şunları da söyleyeyim. Oyuna girdiğinizde oyun sizde Türkçe olarak çıkmazsa olabilir böyle. Sonuçta lansman süreci. Oyunda ayarlar kısmında dil seçeneğinden Türkçe'yi seçerseniz seslendirmeden altyazıya oyun içi her şeye kadar Türkçe olur. Ayrıca lansman boyunca her gün güzel etkinlikler düzenlenecek. O yüzden bence Synced oynamak için şu an tam zamanı. Açıklamalar kısmına Synced'in YouTube kanalını ve Discord sunucusunu bırakıyorum. Oradan tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz. Yorumlara da sabitlemiş olurum aynı zamanda oyunu indirmek isteyenler için de. Aynı şekilde linkleri bırakacağım. Mutlaka göz atın. Şimdi gelin abi maceramıza bir devam edelim baba. Bizi neler bekliyor? Ne diyor? Oyun içi geliştirmelerde harca diyor. Tamam. Abi DLSS'i yanlışlıkla şey yapmışım ya. Güzel bıçak mı? Oo, bıçak verdi bir tane. Ben de diyorum çözünürlüğe ne oldu? DLSS'i yanlışlıkla ultra almışım. Ben onu kaliteli olacak zannediyorum. Bunları bir hemen avlayalım. Koçum sizin şansınız yok. Sizin hani bosslarınız gelsin şimdi. Sen niye ölmedin lan? Oğlum sen niye ölmüyorsun? Bıçakla çok zor ölüyorlar ama. Ölsene lan. Parçalanma fiziği eklemişler. Ateş ettiğiniz yerlere dikkat edin. Tamamdır abi, ne veriyormuş? Boş şarjör değişimi ve bir patlayıcı düşürür. Zayıf noktalarına vurmak nanoları sersemletir diyor. Tamam, ben bunu aldım abi. Çok güzel. Zayıf noktaları sersemletmeyi bilerek seçtim. Çünkü... Tamam gel abi. Boss falan gelirse zayıf noktalarına vurunca şey yapalım. Saldır koçum. Haydi bakayım. Gel. Gelin şimdi hadi. Hadi gelin. Oğlum bunu var ya arkadaşlarınla oynayacaksın ki birazdan arkadaşlarımla oynayacağım dostlar. Kesinlikle sarmadan izleyin. PvE'sini, PvP'sini agalarımla devam edeceğim. Gel kardeşim gel. Haydi gidelim bakalım. Bak zenginler burada mı şimdi baba? Ben buraya giderim ha. Çok da uzak durmuyor. Çözeriz bir şekilde. Mutlaka o ticareti oraya gidişi sağlayan birisi vardır ya. Bir rüşvet müşvet. Yani neden olmasın abi? Ya bir de bu oyunun en güzel taraflarından biri ne olacak dostlar biliyor musunuz? Hani mod desteği var. Hani oynamak istediğiniz şekilde karakterinizin yeteneklerini falan kişiselleştirebiliyorsunuz. Bu da çok önemli özelliklerden biri. Benzeri oyunlardan ayıran en önemli şey de bu aslında. Ne diyor? Tortu fırtınası. Tortu fırtınaları ölü bölgelerde yayılıyor. Radarın pozisyonuna en yakın olan olanı gösteriliyor. Tamam, fırtına yaklaştıkça karşında bir veya daha fazla parlak nano tarafından yönlendirilen agresif nano orduları çıkarmış. Nişangah görümüne geç diyor. Buradan onları diyor patlat diyor. Patlatayım abi seri seri. Sıkıntı yok. Ama şunu... pardon. Pardon dayıcım. Lan dur, ağaca takıldım. Kankam bir dakika, bir müsaade eder misiniz? Bir müsaade ederseniz sevinirim. Senin zayıf noktan kapan galiba. Şuraya bir türlü çıkamadım ya. Kanka benim adamı sallasak ya buraya ya, salak mıyız biz ya? Yanımda nano robotum var. Omzumda gezdiriyorum. Vur ona, vur. Ben zayıf noktasını alacağım onu, sen saldır ona. Tamam, çözeceğiz. Nerede onun, nerede kaldı zayıf noktası? Bitirelim mi? İnfaz edelim babacığım, infaz. Kafasına sıkalım. Çok güzel. Bak. Koluma dön. Bence de iyi işti.
Gayet güzel. Şu an için oyunda karşılaştığım her şey mükemmel. Unreal Engine grafikleri çok güzel duruyor. Yani klavye mouse falan sevmiyorsanız dostlar, gamepad desteği de var. Bilginiz ne oluyor bu? Yani gamepad desteği sayesinde böyle gamepad'i takar takmaz zaten oyun tanıyor. Arasında direkt geçiş de yapabiliyorsunuz. Yani klavye mouse arasında direkt böyle geçiş de yapmanız mümkün. Bu tarz optimizasyonlar da bence yeni nesil oyunlar için çok önemli şeyler. Tortu fırtınasına bak. Fena görünüyor. Tereddüt mü ediyorsun? Ben hayatımda hiç... Biz asla tereddüt etmeyiz canım. Biz asla tereddüt etmeyiz. Zırhımızı bir çekelim. Bedava ekipmanları alalım. Yardım buldun mu kaçırmam. Çok iyi yalnız ha. İyileşelim abi tabii ki. Yalnız yanlış kola sapladın sanki. Ha, değerli kaynak. Şu otomatlarda kullanıyorduk. Ha, hemen şurada bir tane de otomat varmış zaten. Ne alalım? Morpheus öfkesiyle saldırır ama savunması düşer diyor. Bizim karakter canavarın adı Morpheus. Boş şarjör değişim, bir patlayıcı düşürür diyor. Biz bunu alalım abi. En mantıklısı bu gibi duruyor. Abi bir kere daha alabiliyorum. Tamam. Ezici kinetik öfkeyle saldırsın. Daha da alabiliyor muyum lan? Tamam. İkinci kinetik öfke olsun çünkü güzel. Şimdi bizim Morpheus çıldıracak bak, izleyin. Parlak nanolar gelin. Emir aldık. Koşucu yeteneğimi kullanma. Tamam. Kullanayım abi. G'den yeteneği kullanabiliyormuşum da. Aha geliyorlar. Hadi ateşle gel. Oynayalım. Şuraya bir salla bakalım. Şunun ne işimize yarayacak? Oo, yakıyor lan ortalığı. Çok iyi. Kanka şuna bir saldır bakalım. Ben şunları bir alayım yavaştan. Çözeceğim. Ben boss'a geleceğim. Sen hallede koy onu. Tamamdır. Onu güzel hallettik. Bunlar öğretici diye ilk başta birazcık tabii kolay oluyor. Ama sonradan emin olun bu kadar kolay olmayacak. Geldim canım. Tamamdır. Başka temizlemediğimiz ufak tefekler kaldı galiba. Yok tamam, onları da halletmişiz. Ha, geliyorlar. Vuruş hissiyatı harbiden güzel olmuş. Ha bakın, abartmıyorum. Hadi çıkart. Karakterimizde bir şey vibe yok mu ya? Prototipin ilk oyunundaki ana karakter vibe. O kapşonluyla falan baya benziyor ona. Nice. Oyunun ilk görevini, hikayesini yaptık dostlar. Şu ana kadar izlediklerinizi nasıl buldunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Ve beğendiyseniz ben zaten açıklamalara ve yorumlara tekrardan söylüyorum. Oyunun YouTube kanalının, Discord sunucusunun ve indirme linkini hepsini bıraktım dostlar. Mutlaka o linki kullanarak indirebilir veya YouTube kanalına, Discord sunucusuna oradaki linklerden ulaşabilir ve destek alabilirsiniz. Ana merkez gibi bir yere geldik dostlar. İşlerin nasıl yürüdüğünden bahsedelim. Tamam şekerim, anlat bize bakalım. TV bölgesiymiş dostlar burası. Tamam, nanolarla savaşıyoruz. Evet, ilgimi çeken yerlerden birisi bu. Çünkü biz bir tık PvP adamıyız. Nice. Şimdi PvP ve PvE'yi seçebiliyoruz. Ama şimdi beni direkt atıyor mu? Atmıyor. Tamam, ben arkadaşlarımla oynayabilecek miyim peki? Ha tamam, arkadaşlarımla oynayabiliyorsam hemen ben bir arkadaşlarımı çağırayım geleyim. Çünkü eminim onlarla çok daha zevkli olacaktır. Evet dostlar, şimdi PvE ve PvP yapacağız. Ben arkadaşlarımı çağırdım. Her zaman kanalımda tanıdığınız gibi YouTube Meskop Hasan burada. Bir de daha önce gördünüz mü görmediniz? Celo, senle hiç video çekmedik değil mi? Yok, hayır, beraber videomuz yok. Yanımda da Celo var. Celo'nun karakteri farklı. Çok yakışıklı bir siyahi. Hasan birazcık nedense böyle genç kız avlayan kart bir zampara olmak istedi. Doktor Stone olmak istedi. Ben de... Benimki çok iyi ama. Benim karakterim çok iyi bu. Bakıyorum hemen. Şöyle farklı açılardan bir bak, güzel değil mi? Şimdi aga, şimdi oyunu indiriyorsunuz. Siz de arkadaşlarınızla böyle eğlenceli muhabbetler yapabiliyorsunuz. Çünkü bu oyunu arkadaşlarınızla oynarsanız güzel. İndirme linklerini, oyunun YouTube, Discord linklerini hepsini açıklamalar ve yorumlara bıraktım. Şimdi bir PvE'den başlayalım değil mi? Evet, şu an eşleştirme başladı. İlk bir PvE yapacağız. Daha sonra PvP'ye gireceğiz dostlar. İkisini de denemiş olacağız. Gerçekten hepimiz burada solo bir şekilde PvE döndük. Eğlenceli. Özellikle oyunu diğer oyunlardan ayıran bu nano olayı mükemmel bir boyuta taşıyor olayı. Yani benim mesela PvE yaparken cephanem bitmişti. Cephanem bittiği için nano ile falan savaştım sadece. Gayet iş yapıyor yani. Oyunda mesela karakterlerinizi değiştirebiliyorsunuz. Silahlarınızı değiştirebiliyorsunuz. Nanonuzu değiştirmeniz mümkün. Zaten bunlar oyun ilerleyen süreleri boyunca lansman etkinliklerini takip ederseniz mutlaka yeni ve değerli şeyler elde edeceksiniz dostlar. Oğlum giriş de güzel lan. Bak bu CSGO'daki gibi şey yapmaları da güzel olmuş. Şu etiket sistemi gibi bir şey var ya, başlık sistemi. Evet.
Onu bile özelleştirmek için var ya. Kanka ünvanlar falan çok güzel olmuş ya. Bakalım abi, kanalımdaki değerli izleyicilerim severse Sinkt'in başka videolarını da çekeriz. Sevmeseniz de çekerim oğlum, Allah Allah. O kadar insan aynı şeyi sevecek diye bir şey yok. Evet delikanlılar, hazır mısınız? Hazırız abi. Şimdi herkesin nanosu yanında. Nanomuz yok da, nanoyu sonradan mı verecekler bunlar? Aynen. Nanoyu keseceğiz kanka. Ha doğru, ilk nanoyu keserek elde ediyorduk değil mi? Evet. Gördüğünüz gibi grafikler güzel, tasarım, dizayn güzel. Takım olarak girdiğimiz için canavarlar daha zorlu gelecek. Oğlum sanki yerçekimsiz bir ortamda bir tık uzun zıplıyormuş gibi değil mi? Yerçekimi dünyayla evet. Farklı gibi. Dikkatli olun. Geldiler. Abi bak, birisi ortadakini alsın tamam, ben size sıkıp dururum yoksa. Bir kişi ortadakini alsın. Bir kişi soldan gelenleri alsın. Böyle böyle ayrılalım ki ben nanoma sıkan adamım, size de sıkarım yani. Hadi. Çok kabarsın Serdar ya. Ben saldım onları size baba, saldım. Şimdi kanka bir tane şey bulma. Bak şurada mavi var ya. Nerede? Maviye gidelim abi. Orada nano var bak şu. Gel beni takip et abi. Geliyorum. Yönü daha bulamadım. Bu nanosuz olmaz yani. Tabii nano. Tabii. Üç tane mavi şöyle nano yeri kesmemiz gerekiyor ki üçümüz nanolu olalım. Ha gördüm şimdi dediğin yerleri. Aha. Bura biraz zorlu oluyor. Ben direkt zorlu yere... mu? Güldürdün ama şimdi ben. Hadi bakalım. Hasan önden gidiyorsunuz. Siz varken zorlu olma ihtimali var mı? %0 kanka. Abi direkt saldırıyorum. Serdar şu nanoyu alabilirsin kanka. Bu nasıl bir nano lan böyle? Bak şurada. Dur şu böceği keseyim be. Senkronizasyon için bekleniyor diyor. Q'ya bastım. Bas topçu kanka. Topçu mu nanon bu? Ha topçu. Ben ne olursa olsun bana topçu gelecek değil mi? İlk seçtiğim nano. Tabii tabii kanka. Nice, nanom geldi bakın gençler. Bu gördüğünüz yakışıklı delikanlı benimle savaşacak. Savaşmadığı sürelerde de böyle kolumda mükemmel bir aksesuar olarak duracak. Harika. Gerçekten harika. Şimdi nanomuza özellik almamız çok harika. Önemli. Kendimize de alabiliriz tabi. Ne güzel bir şeymiş. Enerji mermileri, zırh kırıcı alalım abi. Enerji zırh kırıcımızı bir tamamlayalım. Şimdi birazcık daha şok etkisi alalım. Bossları keserken güzel olur. Çok hoş. Oğlum ne oluyor lan? Bir durun, bir şey alıyoruz. Bunu ben yapıyorum kanka. Ne yaptın sen? Kanka bak şeyi full geliştirdim ya. Ha oğlum ne yapıyorsun yok lan oğlum. Bu ne birader? Yalnız oha. Bize de hasar vuruyor. Yanımızda totem kanka şey. Bize de hasar vuruyor bu. Yok yok. Yanımızda oğlum yanımızda var, tortu var amına koyayım. Ben sen yapıyorsun zannettim onu ya. Ben de diyorum bu nasıl yetenek? Şurada bir mavi bir nano var. Onu da bu tarafa gidelim abi. Ha sizin gelelim. Nanolarınız yok daha doğru. Kanka nereye gidiyorsun? Ha biz Celo ile yanlış tarafa gidiyoruz kanka, dur geliyorum. Sorun yok. Bir sis salladım oraya. Ben bayağı bir... Ama kolay ölmüyorlar ha harbiden. Nanon açtın mı kanka? Aa nanom açmadım. Ben kolumda durmasını seviyorum aga. Saldır topçu. Bak bu da hazır. Alabilirsin. Uzaktan vuruyor ha. Bu da. Ben nanomu aldım abi. Benim can basmam lazım. Gel abi yanıma. Nanoyu çağırayım yanıma. Ha doğru evet. Sen şifacıydın değil mi lan? Boş boşuna kit kullandım. Keşke kullanmasaydın. Şimdi Celalettin sen aldın mı abi? Evet Celal aldı. Tamam. Abi herkesin abi, kolu şu an çok şekil. Evet. Gel abi şimdi buradan devam. Hemen nanoları çıkarın abi. Nanoyu yolla baba. Oğlum sen ezici mi aldın lan? Ezicinin koşuşu mükemmel evet. Yalnız ha. Harika yani böyle şey. Senin içinden geçeceğim diye bağırıyor gibi geliyor böyle. Çok benim güzel abi. Topçu güzelmiş de çok çelimsiz duruyormuş abi. Ama uzaktan atışı çok iyi. Topçunun uzaktan atışı iyi, bir de yakında şok etkisi veriyor geliştirdiğin zaman. Aynen kanka. Bak yanıma yanlışlıkla şey yaptım yine. Kendi nanoma sıktım. Gel yoksun. Evet abi şu şimdi bu taraftan gel abi. Yukarıya çıkmıyoruz mu ha? Ha şuradan şeyleri alalım, dur geliştirmeleri alalım. Şimdi geliştirmeleri buradan alabilirsiniz ama çok para harcamayın. Keleş alınabiliyordu sanırım. Kim burada var mı? Yok. Şu patlama hasarını bir yükselteyim daha. Patlama hasarı da güzel iş yapıyor. İşte bu be. Şimdi ben birazcık
Nano'yu da geliştirdim. Hep kendime tamam. geliştirmişim bu zamana kadar. Tamam, orada yukarıya mı çıkacağız? Abi. Yukarı boş mu? Boş kanka, gel. Bir tane rastgele bir yerden koptu gelişti. Bunun zıplaması daha farklıymış lan. Tabii bak. Evet. Ne oluyor? Aa, korku geldi bak. Geldi mi? Aynen. Sal abi, saldım. Nano'lara bak. Bir tane şurada ufak çaplı boss'a benzer bir şey çıktı. He? Da boss gibi değil o zaten ya. Hemen gidiyor. Oyunun grafiklerini nasıl buldunuz lan? Gel. Gel şimdi. Öldürme bunu. Gel yanıma. Öldürmeyeyim mi? Mermi dolduruyorum. Öldürdün mü? E'ye bas. Bas. Enfaz ediyorum ya. Onu biliyorum. Kanka bu... oyunun grafikleri çok güzel. Yani... Bu ne? Kimin nanosu? Bu senin nano. Ölmüş mü benim nano? Yok. X'e bas, geri çek. Tamam, bir an korktum lan. Nanom öldü zannettim. Hadi bir uçalım kanka biz ya. Dur, aynı anda uçalım mı? Ah be. Gelin bir aynı anda uçalım bir. Oğlum arkada şey var lan, canavar var. Şunları öldürsenize. Günah, arkanıza bırakmayın. Sana bir şey diyeyim mi? Hı. PvP'de 3 tane topçu ne yapar biliyor musun ortada? Hiçbir şey yapmana gerek yok ki. Şöyle gelin bir aynı anda zıplayalım bir. Bana gel. Yan yana gelin bir çift space yani. Yapınca 3, 2, 1 deyince tamam mı? Daha değil lan, dur. Gidiyorum şöyle yapalım, şuraya hızlıca koşalım, şöyle yanında herkes aynı anda atlasın. Ha tamam, oradayken aynı anda. Yakınında bir tortu oluşumu var. 3, 2, 1 yürün lan. Oğlum gelsiniz de atla. Kim kaldı arkada? Hasan. Gel şimdi, tortuyu buldu. Ama çok iyi, gerçekten çok iyi. Bu şeyin ezicinin de güzel ama bununki çok ileri atıyor. Meridian'in baş belası. Evet, saldır. Ben sadece bu topçu varken uzaktan izlerim. Şunun ihtişamına bak ya. Gel. Oğluma dön. Burada da yine bir en atlatsam. O orta zorluğa geldik ha. Evet. Orta zorluk. Bayağı iş yapıyor baba. Abi. Yok et oğlum. Hadi oğlum. Şöyle arkalarından dolaşayım. Dolaş kanka. Tamam, bitti zaten ya, kimse kalmadı. Geri gel ey mermimaz. Mermimaz, benim bir mermi ihtiyacını gidermem gerekiyor. O benim mermim bitmiş bile, onu nereden gidereceğiz baba şimdi biz? Bak kanka, şimdi haritaya bak. Bak bu tarafta var. Heh, bak şu tam cephaneliği gördüm. Bak şimdi şu merdiven gibi yerden legendary itemleri alabiliyoruz, biliyorsunuz. Nice. Şimdi açıyorum abi, gel arkamdan. Cero sen niye pusa pusa gidiyorsun oğlum binanın içinde? Sen burayı hiç açtın mı? Aç burayı kanka, eyle. Hazır. Açtım. Bekle. Herkesin bireysel mi açması hadi, lazım? Açıl artık. Tabii kanka, kim açar? Buradan bak. Zırhınızı, kereşinizi ve full sağlık kitinizi rahat alabiliyorsunuz. Tamamdır abi. Fütüristimizi aldık. Sağlık kitlerimizi topladık. Kendimi full diyorum. Nanolar geliyor, sıkı durun. Nanolar geliyor diyor. Sıkı duracağız abi. Aa, bir dakika dur. Silahımı bir değiştireyim. Oo. Kanka ben alamamışım galiba. Benim silahım hala mermisiz gözüküyor. Dışarısı cehennem. Dışarısı cehennem de ben silah bulamadım. Silahın gelişiyor kanka. Kanka silah gelişti de mermi yok. Oğlum bunlar içeriye bastırdım. Mermi almadım şuradan. Dur, mermiyi almayı unuttum. Dur alayım mı? Dedim ya abi. Allah kahretsin, göremedim mermiyi nereden alacağımı. Ben bir dışarıya çıkıyorum abi. Ortada evet. Şey oldum. Lan nano'yu da yollamamışım. Yolla seriden bu kim? Evet. Bitti mi burası? Gel yorgun. Tamam gel abi. Gel. Burada seni. Cephane alırken hiçbir şey anlamadım ne yaptığımdan, yemin ediyorum ha. Ben girdiğinde gördüğünü... Gördün demişimdir ya. Görmedim ya. Evet yine geldiler. Mermi yağmuruna tutuldu ha, mermi yağmuruna. Bu kimin ezicisi lan, tek attı demin birine. Aa burada var. Dur şurada bir tane var. Çok güzel. 84 meter. Burası da temizlendi, gel abi. Şurada bir şey var gibi ama. O çok garip bir şekilde zıpladım. Tamam şimdi kanka kaç, 90 metre sonra. Gel gel, sağlam tortuya geldik.
Orası cehennem olacak birazdan. Dışarı çekebiliyor muyuz bunları? Dışarıdan sıkabiliyorsun. İçeriye atın abi şeyleri. Ben attım abi zaten. Dışarıdan sıkıyorum. Aynen. Saldır koçum. Ayarlardan acaba şeyi kapatabiliyoruz mu? Omuz ateşinden direkt skopa geçmeyi. Hocam E'ye basılı tut kanka. Ona bakmadım ya. Sarıyorum. Tamam gönderdim şimdi ben. Şuna saldırın abi. Oğlum ne oldu lan bir anda? Oo. Şu tortu. Bölgedeki tüm nanolar peşimizde olacak diyor. Evet. Sıkıntı yok abi. Bunun dayanmaya gücü yetmez zaten bize de. Şu etraftakileri bir toplayalım. Ayağımın dibinde ufak tefek böcek nanosu var. Bir saattir geziyor ya. Oğlum çok sağlam birisi geldi ha. Çok sağlam birisi geldi. Hani mekana bir girişi oldu, bir çıkışı oldu. Öldü verdi. Vur şunu, vur. Tamam, iyi sıkıntı. Vur şunu, vur şunu. Tamam, patlattık. Oho, çok basit oldu bu ya. Güzeldi. Hadi gidiyoruz. Ya çok güzel değilmiş abi şu PvE modu ya. Bence de harbiden sardı yani. Hani bunu şimdi biz ilk bölümü yaptık ya bir de. Bunun zaten böyle daha zorları oldukça çok daha ayrı bir boyutta sarar yani. Gerçekten ayrı bir boyutta sarar. Hadi son kez 3 2 1 zıpla. Zıpla abi, seni zıplasa düşsün. Bu sefer aynı anda oldu lan. Bu sefer aynı anda oldu. Şimdi sıra geldi PvP'ye. PvP hakkındaki görüşlerinizi yorumlara yazın. Bir de bakalım PvP'si nasılmış. Şimdi dostlar, oyunda taba bastığınız zaman gördüğünüz gibi Glory benim karakterim. Burada silahımı da değiştirebiliyorum. Farklı silahları da alabiliyorum. Ben fütüristi alıyorum. İnfazcı açılmış bir de. Bir de infazcıyı mı alsam ki? İnfazcıyla bir deneyeyim bakalım. İstersen bak, burada topçu, ezici, muhafız karakterimi de değiştirebiliyorum agalar. Ben şimdilik topçu kullanıyorum. Topçu çünkü uzaktan vuruyor. Güzel oluyor. Karakterlerden de şu an Ragna Park falan kapalı. Doktor Stone açık. Glory ve İskambil açık. İskambil ile oyuna başlıyorsunuz. Ben Glory'yi seçtim. Yani hepsinin farklı özellikleri var. Aha, karşılaşma buldu. Haydi bakalım. Şimdi başlangıç noktası seçelim abi. Nereden başlayalım? Nereden başlayacağız? Ben bir tane başlangıç noktası gösteriyor. Seçebiliyoruz mu? Oradan mı diyorsun? Orası çok açık kanka. Bak orada yine şurası var ya, bak şurası. Oğlum orada şurası da bina var diye herkes oraya gelmesin. Ama silahlanmamız hızlı olacak ve hızlıca şu arka çevrede şeyi kesebileceğiz. Şurası. Anladım. Bak orada olabilir. Bak bence 3 numaranın işaretlediği yer daha iyi burası. Tamam, ben oraya tıkla kanka. Sen de 3 numaraya tıkla. Böyle küçük bir kasaba, tamam mı? Tam emekli olduktan sonra yaşanacak bir yer. Hani savaşacaksan da. Dr. Thompson şifacı, Glory nişancı, İskambil ise patlatıyor işte sağı solu. Vuruyor, sıkıyor, taarruzcu, asker, gerçek bir erkek ve siyahi. Tam bir asker ama ya. Evet, giriş yapıyoruz. Hasan, Celo, hazır mısın baba? Onurumuzla yerine getireceğiz. Milletin içinden geçeceğiz. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Başlıyoruz abi. Yerdekileri toplayın abi. Tabii baba. Nimet. Nimet bunu. Hemen buradan bir nanoyu yapıştır Serdar. Bunları toplayalım abi. Cephane, mermi. Çatışıyorlar şu an. Nano nerede? Yanıma gel abi, takip edin beni Selice. Aa, nasıl çıktınız lan oradan tekte? Ben iki kere yere düştüm. Ne zaman başladınız çatışmaya be? Zırhları falan aldım. Kanka sen neredesin? Ha. Kanka ben nano alıyorum şu an, kesiyorum. Pardon kanka. Zola'ya yani çok yabancı kaldık. En çok puan alan oyunu kazanır, unutmayın. Anladım. Peki birbirlerini vuran... Vurduğumuz tekrardan canlanıyor muydu bunda? Kanka infaz etmen gerekiyor, canlanmıyor. Anladım, tamam. Bunlar ne abi sen? Nano bu çekiyorum baba. Hoş geldin değerli kardeşim, hoş geldin. Tamam abi, gel şimdi. Celo sen aldın mı nano? Ben loot'a girdim direkt ya. Celo gel gel. Şey yapalım abi. Şu önümüzde çatışma var. Güzel. Serdar direkt nano'yu yapıştır kanka oraya. Birazdan nerede kanka mı? Ama daha uzakta lan onlar.
Tam şurada. Bu tarafa gitsek mi? Ne dersiniz? İkinci silahın da bir mermisini doldurayım da. Hatta... Haritanda yeni etkinlikler işaretledim. Fazladan nerve toplamak istersen aklında bulunsun. Lootları seri lootluyorsun. Aa, sniper mı lan o? Hop. Gördüler beni. Tamam kanka, biri indi o. Tamam, indi o. İndi o, tamam. Salak direkt daldı bodozlama oradan. Dalınır mı öyle? Kanka gel şuraya. Adam aşağıda. Ha, vur onu. Tamam, öldü. Çok güzel, çok güzel. Oğlum güzel dönüyor lan PvP. Adamlar biraz aptice oynuyor ama güzel dönüyor. Aha, arkada. Arkadan sıkıyor. Saldım abi oraya. Nano'yu saldım oraya. Bende galiba hafif makinalı var, çok dağılıyor. Öldü abi. Öldü mü? Düştü, onu infaz etmek lazım. Gidiyorum. Adamın şeyi var baba. Nano'su ayakta. Nano'sun da tamamdır, hallettim. Ben bu Nano'yu almam lazım. Dersini aldım. Çok güzel. Temiz kill aldık ama, biliyor musun? Yani bir takım neye uğradığını şaşırdı direkt. Hadi gidiyoruz. Evet abi. Herkeste nano var mı şu an? Şu an şeyde yok. Uzakta bir adam var abi. Çok uzakta. Oo, çok sağlam sıkıyor. Çok sağlam sıkıyor. Sniper bu. Oo, bu adam. Ha, şeyde. Gördüm onu. Gördüm. Burada. Ta çatılarda bir yerde o. Tam şuralarda bak. Çatışmadayım şu an. Ne tarafta çatışırız? Oo. Kanka onu salsak mı ki? Kanka salamıyoruz şu an. Oğlum öldün. Nerede o? Ben adamı göremiyorum ya. Aldım bir kişi. Adamı gördüm. Celo bu tarafa gel. Şu taraf vazgeçtim. Celo seri bu tarafa gel. Geldim. Adamı görüyorum ama. Düşman ileride. Hasar da veriyorum ama adam önümde şu an. Combatry. Bu adam YouTuber'dı diye hatırlıyorum ama. Hadi bakalım. Ben yakında doğdum abi, gidiyorum. Yan yana savaşmamız lazım. Haberiniz tamam, geldiniz değil mi siz? Geldiniz değil mi siz? Combat. O tek gibi. Celo girme lan direkt. Yok mu şuraya? Abi. Gel. Neredesiniz? Gel şöyle. Depoya doğru giriyoruz. Gel. Bu adam bu civarlarda. Gördüm adamı. Adamı gördüm. Seri gel. Adamı gördüm. Canının gidelim çeyreğini abi. Aldım. Şurada hoş adam verin. İçeride. Sol açıktan vursak güzel olur onu. Geldim abi. Yanınızdayım. Can yana. Onu önce sen almazsan işin zora gelir. Adamın biri gitti. Kanka bir şey açtı yalnız. Adam geldim. Burada. Adam burada. Adam burada. Nano'yu saldım üzerine. Onu vur. O bize iki kişiler. İki kişiler kanka. Canları çok az. Canları çok az. Canları çok az. İçeriye girdiler. Düştüm. Birini düşürdüm. Aa, biri de beni düşürdü. Adam soldaymış. Tüh be. Kanka açılın da canlanalım. Ya aslında düşürdük onu da. Ya oradan ben birini düşürdüm. Celo da birini düşürdü. Üçüncü nereden çıktıysa çıktı ya. Aynen. Bir de ben Taurus tüfeği yerine hafif makinalı seçmişim. O kötü oldu ya. Şu AK'yi bir çekeyim abi, dur. Geliyoruz. Geliyorum ben de. AK gibisi yok abi ya. Geliyorum kanka, bekle. Yanındasınız büyük ihtimal. Beraber gidelim, bekleyin abi. Gel o gel. Sen de mi yeniden canlanıyorsun? Kötü oldu be bir tur ölmemiz. Bir de hiç G'yi kullanmadık. Siz kullandınız mı? Bak onları kullanmayı unutuyoruz. Abi benim G sağlık basıyor. Ben yanınıza geldim, sağlık bastım. İşte bak aynı anda benimki de sis atıyor aslında. Ben sisi kullanmadım. Beraber oynarsak aslında indirirdik onları. Biz üçüncü adam vurdu bizi ya. Ben şu Nano'yu alabilir miyim ya? Bir dakika. Sen Nano yok mu? Hala yok. Ah be. Oğlum sen oyun başından beri Nano almadın mı? Ben single takıldım. Ya. Single takıldım ne be biraderim benim. Ben bir tane sniper alacağım ya, dur. Nasıl olsa sniper bu karakterin ana şeyi. Çok güzel. Gel abi. 105 oldu ama takım. Saldırılıyor bak. 240 metre ulaş var şurada, gel. Tamam geliyorum. Oğlum gel, onları almamız lazım. Onlar çok önemli. Zıplaya zıplaya gidelim. Onlar asıl puanı veren onlar. Zaten çatışmalar da orada dönüyor.
Şu an ikinciyiz. Rakipler yerimi biliyor dediğine göre takip açıyor millet galiba. Burada çatışıyorlar abi. Şu an ikinci takım mıyız? Güzel. Yapınız. Gel şimdi. Birinciyle aramızda çok bir fark yok. Şurada bir satın alım yapsak desen de. Vallahi ben yapacağım çünkü hiçbir şeyim yok. Buradan bir şey alamıyoruz ki. Dur gel. Kimi gördün? Adam var mı orada? Adam şimdi olacak kanka. Burada adam aşağıda var. Oğlum bir yerden sıkıyorlar bak. Hemen geliyorum. Sağa sola dikkat edin. Etrafa bakmaktan. Buraya gelen olur abi. Burası alışveriş noktası ya. Oo. Geldi mi biri? Dikkat edin. Gelecek şimdi. Tespit edildin diyor baba. Evet, canım çok az. Uzaktan bir şey yapıyor ya. Dikkat et, o uzakta şey var. Sniper gibi bir şey mi var uzakta yine? Şu sol açıktan adam görmeye çalışıyorum ya. Ha gördüm adamı, adam tepede. Gizleniyor adam ama tepede, sniper oda. Çok delicam. Evet. Çok çok fena canımı aldı sniper oda. Ben arkanızdayım. Arkanızdan gelen olursa diye bekledim ama. Gitti. Ne güzel şeymiş. Diğerini almamız lazım. Diğerine şimdi gideceğiz. Sarı bir silah var şurada, domuz burnu. Bu ne, pompalı mı bu? Aynen, pompalı buldum bir tane. Hadi bakalım. Sarı pompalı bir daha. Abi şey almamız lazım ya. Cephaneleri sal. Sen zırh alın abi. Zırhımı çektim ya. Gel abi. Benim kit yok yalnız ya. Bir kit olsa güzel olur. Abi Nanon ölünce arkada, çok kötü arkada, oluyor ya. Arkada. Adam mı var arkada? Arkadan saldırdı. Adam sağ açıkta, sağ açıkta. Sağ açıkta. İki kişi. Oo çok fena vurdu. Oo çok fena. Of düşürdü ya. Çok fena vurdular lan. Bir anda ikisi birden fokuslandı ya. Kanka bunlar zor ölüyormuş. Celo neredesin? Adam mı geldi yine? Yine adam var yakınımızda Celo. Evet. Celo öldüm bile ya. Kablo çıkmış ya arka taraftan. Kablo mu çıkmış? Şuraya gitsin. Ben adamı gördüm şu an. Adamı gördüm. Adam da beni gördü. Peşimde de boss var. Peşimde boss var baba. Ya ben bu adamdan nasıl kaçayım? Peşime keşke o boss'u takmasaydım ya. Kral. Arkalayabilirsem onu. Geldi önümde. Ah be, kafasına denk getiririm diye düşündüm ama. Dostlar başarısız olduk ama PvP modu da böyle. Bizim ilk PvP maçımızdı. Gerçekten yapabileceğimiz bir şey yoktu. Her şey biz de yeni öğreniyoruz. Ama sizin hoşunuza giderse Sinkit'te gerçekten çok daha güzel PvP maçları yapabiliriz. Tamamen ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Steam'den indirebilirsiniz. Ben indirme linkini, oyunun YouTube kanalını, Discord sunucusunu, her şeyi, tüm gerekli linkleri açıklamalara ve yorumlara bırakıyorum. Lütfen siz de bu oyuna bir göz atmayı unutmayın. Çünkü bu tarz oyunların ücretsiz olarak sunulması, %100 Türkçe olarak sunulması gerçekten güzel. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.